Cümleten selamun sevgili dostlar. Sponsorumuz golvan.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şimdi değerli arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra bana karşı bakış açınız değişebilir. Çünkü harbi harbi kısmını içeren harbi bir video olacağını düşünüyorum. Önce şunu belirteyim arkadaşlar. Videoya giriş yaparken tevil diye bir kelime var. Osmanlıca bu kelimenin... Ee, tarifini yaparak giriş yapacağım arkadaşlar. Tevil nedir? Sözlük anlamı şudur. Hani söylenen bir sözün ya da yapılan bir davranışın hani e, görmek istediği anlamından çekip de hani başka bir anlamdaymış gibi göstermeye çalışma. Yani Türkçe tabirle işine ne geliyorsa öyle yorumlama. Bakın şimdi işine ne geliyorsa misal veriyorum Mustafa Hoca dedi ki işte beni övenlere forma vereceğim dedi. Arkadaş çatıyor ya çok iyi bir Fenerbahçeli. Her gün Fenerbahçe ürünleriyle video çekiyor. Başka biri dedi ki Mustafa Hoca'yı kötüleyene forma vereceğim. İşte şöyle kötülüğü var böyle kötülüğü var. Adam aynı adam. Kişi aynı. Ama yorumlama farklı. Tamam bunu bir olay üzerinden değerlendirin. Misal veriyorum Mustafa Hoca dedi ki, şu gün şu tarihte kap var. Hakikaten o gün o tarihte kap oldu. Şimdi yorumlama farkı. Mustafa Hoca'yı sevenler şöyle söylüyor. Bak adam bildi helal olsun. Biz zaten bu kanaldayız. Allah razı olsun şöyle böyle. Mustafa Hoca'yı sevmeyenler ya bildi de ne oldu? Ya geldi de ne oldu? Ya bu transfer oldu da ne oldu? İşte bunun da tevildir. Yorumlamadır. Şimdi Beşiktaş Bandırma Spor'un 23 yaşındaki Senegalli forvet oyuncusu Filipe Kenny için 1 milyon euro bandına bir bonservis bedeli. Bonuslar sonraki satıştan da %15 pay karşılığında anlaşmaya varmış. Yani Fenerbahçe için hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yani Fenerbahçe için hayırlı kısmı neyse o olsun, o gerçekleşsin. Şimdi Kenny geçen sezon TFF 1. Lig'de 33 maçta 12 gol, 7 asist yapmış. Şimdi tevil yapıyoruz. Aynısını Fenerbahçe yapsa 1. Lig'den topçu alıyorsunuz. 1 milyon euro veriyorsunuz. İşte Değil mi? Yanlış bilmiyorsam herhalde son 2 ya da 3 transferin hepsi birincilikten. Bir tanesine 2 milyon euro verdi, birine 1 milyon euro verdiler. Öyle. Şimdi yerin dibine sokarlardı. İşte ala ala bunları mı aldınız? Koskoca Fenerbahçe şampiyonluk hedefliyorsunuz. Birincilik topçularıyla mı yapacaksınız? He dünyadaki herkes keriz. Hiç kimse görmüyor. Bir siz görüyorsunuz. He topçudan siz anlıyorsunuz. Bakın aynısı Beşiktaş olunca ne diyorlar biliyor musunuz? Şöyle diyorlar. A kalite ve gorst aldı. Premier Lig'den Cenk aldı. Süper Lig'in dehşeti Mulekay aldı. Dördüncü şeyde, forvete de görüyorsunuz. Adamlar bak para harcıyorlar. Bak adamlar en iyi mevki forvet için para harcıyorlar. Not ve ghost, kiralık. Cenk. Hani ölmüş ağlayanı yok derler Fenerbahçe'de olsa. Muleka ya 6 aylık parladı hocam. Yani her futbolcu 6 ay parlayabilir. Burada oynayacağı ne malum. Dördüncü forvette bu. İşte rotasyon forvetine bu kadar bonservis verilir mi olurdu Fenerbahçe olsa. İnşallah bir gün sizinle aynı takımı tutarız. İnşallah bir gün Fenerbahçeli olursunuz. Aynısını konuşmak isteriz. 12 numaradan bir transfer duyurusu var. Ama önce yok önce 12 numaranın duyurusunu da okuyayım. Çünkü yasama yürütme ve Mustafa Hoca olacak bu videoda. Diyor ki Büyük Fenerbahçe taraftarının dikkatine. Fenerbahçe'miz yeni sezon öncesinde Jorge Jesus ve onun çizdiği transfer politikası ile yoluna emin adımlarla ilerlemektedir. Bu arada arkadaşlar ara ara ben okey doğru ya da yanlıştır diyeyim de Sonra demeyin hocam katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz diye. Şu ana kadar %100 katılıyorum. Takımımızın en önemli oyuncularına gelen transfer teklifleri belimizi büksede. Alternatif oyuncu çalışmaları yine hocamızın ve değerli ekibinin stratejileriyle sürdürülmektedir. Ben şöyle yapayım. Yani katılıyorum ya da doğrudur. Arasında siz anlayın. Samandıra başta olmak üzere Fenerbahçe'miz yeni sezon öncesinde en hazır takım görünümündedir. Transfer döneminde atılan adımlar konusunda yavaş ilerlendiği ve hamleler konusunda yapıcı diğer eleştirilerin olması oldukça normaldir. Başkanımızın, yönetimimizin ve hocamızın bu konuda en uygun çözümü bulacaklarına eminiz. Georgios Sous yönetiminde atılan adımlar ortadayken yalan transfer duyumları ile yabancı basında ismimizin geçtiği oyuncularla ilgili itibarsızlaştırma yapan olumsuz adımlar atanlar yine sahne almaktadır camiamızın bu şahıslara prim vermemesi önemlidir. Yeni sezon öncesinde tüm kombineleri tükenmiş. Sezon öncesinde A artı hocası ve istekleri doğrultusunda birçok takviye yapılmış. Sezon öncesinde en formda takım olarak gözüken Fenerbahçe'miz varken bilerek yangın yapılmakta camiamız bölünmeye çalışılmaktadır. Joao Pedro transferi sonrasında eksik bölgelerimize yine Hocamızın uygun görmesi halinde takviye yapılacağına eminiz. Buna rağmen kaos için sürekli tartışmalar çıkarılması, insanların itibarsızlaştırılması ve duyum adı altında yangın yapılmasını kabul etmiyoruz. Taraftarlarımızdan bu yapılara karşı dikkatli ve mesafeli olmalarını, Jorge Jesus ve ekibine güvenmelerini, zorlu geçecek yeni sezonda Fenerbahçemizin yanında olmalarını ve saha dışında daha fazla odaklanmalarını rica ediyoruz. Saygılarımız 12 numara demiş. Bu tanımlardan herhangi birine ben uyuyorsam beni de takip etmeyin. Ben dün ben dün iki tane stoper videosu çektim. Uzun uza diye iki kısım çektim. Ama bu kısım ondan daha baba olacak. Bu video daha baba olacak. Dün gece geç saatlerde Suudi Arabistan ekibi Al Nasır Ruiz Gustavo'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Şimdi Hani ölünün ardından ve gidenin ardından konuşulmaz ama. Fenerbahçe bir açıklama yaptı. Profesyonel futbol takım oyuncularımızdan Luis Gustavo Almaz kulübüyle prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncuya sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması adına izin verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Şimdi yine tevile döndük. Yani yorumlamaya döndük. Şekerim Luis Gustavo düne kadar yani gidene kadar 4 milyon euro almıyor muydu? Alıyordu. Peki bugün kaç alıyor? bugün kaç alıyor? Hocam bir buçuk falan alıyordur herhalde Fenerbahçe'deyken. Fark ettiniz mi? Gustavo Fenerbahçe'deyken bir Allah'ın kulu çıkıp da bak bir Allah'ın kulu çıkıp da benim dediklerime katılmadı. Gustavo gittikten sonra yine benim dediklerime katılmıyorlar. Arkadaş 4 milyon euro alıyorsa bu dediğimi aramızda sır olarak konuşalım. İçeride 2 milyon euro parasını da bırakıp gidiyorsa Fenerbahçe yönetiminin başarısıdır. Kim gönderdiyse başarısıdır. 4 milyon euro alan futbolcuyu içeride de 2 milyon eurosu varken gönderebiliyorsanız bu başarıdır. 6 milyon euroluk bir başarıdır. Zaten sözleşmesinde son senesi olduğu için. Niye iyi bir şey de takdir edilmiyor da kötü bir şey de yuhalanıyor? Niye biliyor musunuz? Çünkü insanların niyeti farklı. Ya arkadaş bakın benim çevremde bir sürü akrabam var. Bir sürü şey var. Bir çoğuna diyorum benim yanında konuşmayın. Ya öyle bir siyaset konuşuyorlar. Sanki Allah'tan bahsediyorlar. Yani haşa Allah'tan bahsediyor gibi şahıslardan bahsediyorlar. Kusasım geliyor. Ve konuşmanın arasında ezan okunuyor. Birlikte camiye falan gidiyoruz. Şey diyesim geliyor. Siz niye geliyorsunuz? Gerek yok. Yani sizin Rabbiniz haşa övdüğünüz Rabbiniz gerek yok sizin gelmenize. Boşuna yorulmayın. Bu başka diyesim geliyor. Ya size de bazı arkadaşlara da başka diyesim geliyor. Sizin tuttuğunuz Fenerbahçe başka, benimkinden başka. Sizin tuttuğunuz Fenerbahçe. Ya benim akrabalarımın bir kısmı bizim eve gelmiyorlar Fenerbahçe şeyi vardı. Gelmesin defolsun gitsin. Cehennemin zıbına gitsin. Nereye gidiyorsa gitsin. Benim evimde Fenerbahçe. Ya daha evimde şu duvarda olmasının bir önemi yok ki. Üstündeki formanın bir önemi yok ki. Önemi yok ki. İçime işlemiş. İçime içime önemli bir insan Fenerbahçeli diye yanıma gelmiyorsa gebersin Allah bildiği gibi yap Ne yapıyorsa yapsın defolsun gitsin. Ya bunu bana tepki olarak söylüyorsa sen Fenerbahçeli olduğun için evine gebersin. Defol git. Zıkkımın kökü. Ölüyor mu geberiyor ne yapıyorsun yap bana ne? Ya biz yaratılanı ne ara hani yaratanlar ötürü sevmeyi bıraktık da gidip tuttuğu takımdan dolayı evine gitmez olduk. Muhabbetini yapmaz olduk. Aynı bu da böyle bir şey. Bakın bazı arkadaşlar Tuttukları Fenerbahçe'den dolayı Ali Koç iyi bir şey de yapsa tepki. Kötü bir şey de yapsa tepki. Jesus getirsin. A plus hoca getirsin. Getiriyor. Getire getire bunu mu getirdi? Bu tevildir işte. Bu yorumlamadır. Jorge Jesus ki A plus hoca gelsin. Samandıra'ya hükmetsin. Kimi getiriyorsa getirsin. Altına imza atarım. Şu, şu herif ne dedi? Uganda 8. liginden topçu getirsin. Ben ağzımı açmam. Getirsin izleyeyim. Bir tek Arao'da bu hatayı yaptım. Dedim ki arkadaşlar istatistikler şunu söylüyor. İzledi. O sonra dedim ki lan ben niye futbolcu izlemedim? Futbolcu izledim. Çok güzel uzun top dağıtıyor. Dedim, teknik bir futbolcu. Kesici özelliği var. Bu performansının üstüne biraz katarsa efsaneler arasına girer. İsterseniz top atın diye. Şimdi Mustafa konusunda mutlu muyuz? Verilen maçtan kurtulduk. Bakın o bölgede Arao, Crespo, İsmail Yüksek Hani zorlasan Mert Hakan da oynar. Gustavo belki 5. sıraya geçecekti. Müthiş bir kar. Haberiniz olsun. Büyük derslerde de alınmıştır muhtemelen. Ki alındı. Bakın dikkat edin bu seneki futbolcuların sözleşme sürelerine dikkat edin. Ha ilk sezonda evet gayet güzeldi. Sonra teknik direktör değişiklikleri, sistem değişiklikleri, şunlar bunlar falan filan. Gustavo'ya da yazık oldu ama yapacak bir şey yok. Onu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de Gustavo gitti, Gustavo geldi. Aslında güzel bir e, duyum vermiştim ama onu anlamadınız. Şimdi anlayacaksınız. Dedim ki arkadaşlar, Fenerbahçe'de bir Gustavo gider, hemen Akabin'de bir Gustavo gelir. Bakalım hangi gün olur falan filan. Ama e, bugün ayın 25'i. Bugün 25 Temmuz. Artık yani iki tane gün vermiştim. Hatırlıyorsunuz 25, 28 Temmuz. Bakalım ne olacak? Ben de sizler gibi sabırsızım. O önemli değil. Hani bir Gustavo gider bu Gustavo gider hocam yuvarlak bir şey konuştun. Mantıklı doğru. Katılıyorum. Şimdi Fenerbahçe 29 yaşındaki Brezilya stoperin transferi için kulübüyle ve kendisiyle her konuda anlaştım. Zaten kanalımızın ana sayfasına girin. Orada bir kap videosu var. Yani ben boşu boşuna koymuyorum. Eğer düzgün takip ediyorsanız kanalımızı. Ben boşu boşuna işte kap videosunu ana sayfada sabitlemiyorum. Sürekli o videolar değişiyor ana sayfadaki. Fakat elemanın biri ısrarlı bir şekilde Fenerbahçe'nin taraftarının tepki göstermesi adına çok uğraşıyor. Bugün yazmış 2,5 milyon euro, şey dün yazmış 2,5 milyon euro bonservisten anlaşıldı diye. Oyuncuyla 3 yıllık sözleşme diye. Ve e, oyuncu ve temsilcisi Sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a davet edildi yazmış. Bu okey. Dün 3. Nokta, yani 2 gün önce 3.6 milyon euroya aldırdıydı. Bak 3.6 aldırdı. aynı kişi, aynı kişi. Balık hafızalı değilsiniz değil mi? Yani çok fazla balık yeseniz de sıkıntı yok. Omega var yani. O sıkıntı değil. Hafızanız daha da güçlenir. Yiyin. Bulabildi, bulduğunuz şeyleri yiyin. Helal olan şeylerden helal miktarda yiyin. Ama unutmayın bir şeyleri. Aynı kişi 3.6 milyon euro duyumunu verdikten bir gün sonra 2.5 milyon euro duyumunu veriyor. İnşallah bugün de değiştirir. 1.5 milyon euro konservisten alındı der. İnşallah. Şimdi e, yapılacak evrak işlemleri transferin kulüp ayağı resmen tamamlanacak falan filan diyor. O ayak bence tamamlanmak üzere. Yani Fenerbahçe'nin sözleşme detayını görüşmek için İstanbul'a gelecek. Ben oyuncunun gelişini salı günü bekliyorum. Yani salı günü yola çıkar. Çarşamba burada olur diye bekliyorum 27'sinde. Ee, ama yoğun bir maç temposu trafiği olacağı için 25'inde yola çıkıp 26'sında gelmesi 26'dan 27'sine kadar da sağlık kontrollerinden vesaire geçirilmesi daha mantıklı olur. İkinci söylediğim odaklanan. Şimdi bir başka arkadaş da demiş ki 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı. Flamengo'da alacakları varmış. O problemi çözdükten sonra sağlık kontrollerinden geçecek. Resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a gelecek diye. Şimdi ben şunu söyleyeyim. 1.5'ü anlaşmış olalım. Bon servis. İçeride de alacağı 1 milyon euro olsun. Biz diyelim ki bon servis 500 bin euro veriyoruz. O biri biz vereceğiz. 500 bin euroya almış olsak ne değişir sizin dünyanızda? Yani sizin dünyanızda ne değişir? Bakın şimdi tevil yapıyorum. Hocam 500 bine çok iyi. İyi. Yani biraz test standartlarında topçu alıyoruz. İyi bir stoper. Kötüye yorumlayalım. Buna 500 bin bile verilmez. Bir çıkalım. Yani alacaklarına karışmayalım. Hocam yedek stoper için bir buçuk fazla değil mi? Hani ücretsiz alsaydık daha iyi değil miydi? Değiştirelim. Buna bir buçuk verilir mi? 2 gün önce 3.6 milyon euro verilen isim bugün bir alınmış olsa ben şunu derim helal olsun. Yani 2.1 milyon euro. Neyse. Bunu geçelim. Bir başka arkadaş yazmış. Muhtemelen bizim kanalda takip ediyordu. Yıllık 800 bin euro maaş alacak demiş. Not 3.6 diyen arkadaş 2.5 milyon euro maaş aldırıyordu. Ha. Şimdi şuraya gelelim. Gustavo Henrique Bu hocanın sisteminde olmaz diyen arkadaşlar var. Bu ezber. Jorge Jesus'un Benfica yıllarında Garay Luizao tandemi. Lisbon'da Semedo Coates tandemi oynattığı sosyal medyada paylaşıldı sıklıkla. Şimdi Semedo ismi de konuşuluyor ama onu diğer kısımda konuşacağım. Ben size bir yorumda bulunacağım. Şimdi Mustafa Hoca tevili yapacağım. Ben bakın şimdi birçok kişi topa tutacak biliyorum. Ben Gustavo Henrique'yi beğendim abi. Harbi harbi beğendim. Hocam sen de işte marjinal olayım diye. Yani sen de kendi ekmeğinde işte 3-5 tane tıklama yapayım. Para gelsin falan filan diye. Sen de marjinallik peşindesin. Ben Gustavo Enrique'yi beğendim. Hatta size komik bir şey söyleyeceğim. Birçoğunuz dalga geçeceksiniz. Nino'dan daha fazla beğendim. Hocam bak etme eyleme. Bak kıvırıyorsun. Şöyle böyle. Ve detaylı bir şekilde skis videosunu izledim. Tamam. Bize... O zaman beğendiğin yerlerini söyle. 1- Madem Lincoln Henrique duran toplarda çok iyi bir silah o zaman bu silahın mermisi olması lazım. Gustavo Henrique bu silahın mermisi olur. Katılmayan. Orta kafa gol. Ben iddia ediyorum Gustavo Henrique ne sıklıkta maç yapar bilmiyorum ama her 10 maçta bir tane gol katkısının olacağına eminim. Hocam kendi kalemizden falan. Şimdi Penaltı yaptırıyor. Şöyle stoper, böyle stoper diyorlar. Ben şunu çok merak ediyorum. Şimdi kaleci alınırken çok gol yiyor. Ya yani gol yiyor bu kaleci. Diyor musunuz? Ulan arkadaş adam birebir karşı karşıya. Stoper tabii penaltı yaptıracak. Ya yaptırmayan stoper mi var? Ya penaltı yaptırmayan stoper mi var? Forvet alıyorsun o, ama hocam çok gol atıyor. Aa ne kadar ayıp. Oysa biz onu ekmek pişirsin diye alıyorduk. Ya arkadaşlar stoper dediğin adam bizzat rakip forvetle yüz yüze Ha şu olur Sakarlık olur Bak tekniğini beğendim 10 üzerinden bir puan vereyim mi size Tekniğin 10 üzerinden 8 veririm 8 buçuk veririm Hatta bazen 9 da veririm Soğukkanlılığına 9 veriyorum Hız. Kim yavaş dedi bu adama ya Harbi söylüyorum Siz kim mi Hani PES tabiriyle speed 99 falan olarak mı görüyorsunuz Atilla Salahi? Bu adam Salahi'den hızlı. Serdar Aziz'den hızlı. O boyla hem de. ha Hızına 8 veririm. Bir stopere göre 8 veririm. Denge problem. Dengeye az veririm o. Dengeye 7 veririm. 6-7 arasında. 6.5'dan 7 veririm. Hava topu 10. 10. Geriden oyun kurma 10. Hücum katkısını duran toplarda 10. Rakibe tehdit oluşturma 10. İkili mücadele. Ha, ikili mücadelelere 6 veririm. Biraz fiziği zayıf geldi bana ikili mücadelelerde biraz sıkıntılı gibi. Ama şöyle düşünüyorum Süper Lig'de böyle ikili mücadelede e, bir Luis Suarez gibi fiziği olan forvet var mı? Kaçı fizikli? Hepsi hemen hemen hepsi pivot. Bana eşleşmede uzun adamı tutacak uzun adam lazım. Hava topu hakimiyeti yüksek adam lazım. Anladınız mı? Müdahaleleri iyi. Yerinde öyle dengesiz müdahaleleri yok. Ben beğendim abi. Ben bir buçuk milyon yürüyor falan aldım. iki buçuğa alınsın ben okeyim. Hocam sen de bir şey yapıyorsun, T biliyorsun. Bak şimdi size bir şey söyleyeceğim. Hadi ben kendi kendimi yorumlayayım. Misal beni az buçuk tanıyorsunuz. Hani puan verecek olsanız işte merhametli 10 üzerinden kaç verirsin? Ben kendime 10 veririm. Ben yani çok merhametli bir insanım. Gerçekten yani kendimi öyle Yardım Yardımsever on üzerinden 8 veririm. Bazen cimriliğim tutuyor yardım işinde. din yani dindar Müslüman buna ben puan veremem. Buna Allah puan verir. verir. Siz de veremezsiniz. Ekrandan görünür. İşte dürüst. Ben şahsım adına söylüyorum. Dürüstlüğüme on veririm. Bak. Dürüstlüğüme 10 veririm. Duyumları tutar. Buna 7 veririm. E hocam o zaman duyumlar tutmayınca dürüst olmuyorsun ki. Ona 7, ona 10 on veriyorsan. Demek Abi benim dürüstlüğümle duyumun dürüstlüğü ayrı şeyler. Ben size harbi bir söylüyorum. Harbi bir konuşuyorum. Ya ki içinde bir kelimem yanlış çıkmasın diye kaç takla atıyorum. Bazen gizlemem gereken şeyler ağzımdan kaçıyor. Sonra konuyu değiştiriyorum diyorum. Bak ben kendime dürüst derim. Ama duyumlarım tutmadan onu da 7 derim yani. 10 üzerinden 7 derim. İyi niyetli. Yeterince iyi niyetli miyim bilmiyorum ama. Size karşı iyi niyetliyim. Herkese karşı iyi niyetliyim. Ama buna karşılık çok kötü tepkiler gördüğüm için bu zamanla azaldı. Bence 8. Geveze diyor 10 üzerinden 15 falan verme imkanım olsa ama 10 veririm. Saçma espri yapar 10 veririm kendime. Gerçekten yaparım yani. Kafaya çok takma. Buna 10 veririm. Gerçekten takan bir insan kendini eleştirebilir. Ben ben buna da 10 veririm ama bilmiyorum. Bakın kendim, 10 üzerinden puanlar verdim. Şimdi bunlara katılıyorsanız ben sizden bir şey rica ediyorum. Bir futbolcu gelsin. Fenerbahçe'de sahaya çıksın. 450 dakika izleyelim. Birlikte yorumlayalım. Çöpse bırakın ben sizden daha önce çöp diyeyim. İyi ise bırakın ben sizden daha önce iyi diyeyim. Ben bir futbolcuyu kolay kolay övmem bak. Pedro'yu beğendim dedim. Aşık oldum, hayran oldum. Ama ben olsam Pedro'yu kanat oynatırım. Direkt forvet oynatmam. Ben olsam Pilea'yı getiririm, forvete koyarım, Pedro'yu kanat oynatırım dedim. Hocam burun armosu var. Sat birine. Gereksiz. Yani Burmayı gönderebiliyorsa gönder gereksiz. Dedim. Açık açık arkadaşlar. Bak King'i beğenmedim mesela. Açık söylüyorum. Harbi harbi söylüyorum. Yani bak diyorsunuz belki ya işte Gustavo mevzu çok uzadı. Bu da böyle yapıyor şöyle yapıyor. İşte transferi kesinleşti ya işte Ali Koç'a şirin gözükecek. Benim Ali Koç'a şirin gözükmek gibi bir derdim yok ki. Ben Ali Koç'u çok ama çok ağır eleştirdiğim dönemde bir ricada bulundum. Bir kardeşimiz için. Kendim için değil ha. Allah razı olsun kırmadı ya. Bütün takım futbolcularıyla görüştürdü kameralı bir şekilde. Altay Bayındır'la görüşten kardeşimiz var. Hatırlıyorsunuz değil mi kanaldan? Şimdi yine bir ricada bulundum. Bir kardeşim bak ben Fenerbahçe stadında maç izlemek bana nasip olmadı. Yani Allah'tan geliyor arkadaşlar bir şey diyemiyorum. Allah'a şükür maddi durumum var. Gitsem kalacak yerim var. Bilet ayarlayacak adam var. Nasip olmadı. Ama ricada bulundum. Bir kişi Ali Koç'un misafir olarak benim e, vasıta şey aracılığımla Kiye maçında tribünde olacak inşallah. Bak diyorum size. Kendim için ben bir şey istemem. Ben Allah'a çok şükür yani. Rabbim kendine başkasına muhtaçım. Ben kendim için istemem ama başka şeyler için rica edebilirim. Benim kimseye yaranmak gibi bir derdim yok. Ama şunu söyleyeyim. Ana minvalde Jesus A hocaysa kalabalık bir ekibi varsa, bu ekibe de milyon eurolar saçılıyorsa siz niye düşünüyorsunuz? Bırakın Jesus düşünsün. Bırakın ekibi düşünsün. Hocam ilk hafta Ümraniye ile maçımız var. Ümraniye nasıl oynuyor acaba? Size ne? Size ne? Hocam Kiev'i eler miyiz? Size ne? Size ne arkadaşım? Size ne? Niye dert siz başınıza dert alıyorsunuz? Ya konu dışı bir mevzu var. Ben bugün, dün daha doğrusu gezerken birçok şey gördüm. Yani Türk olmayan birçok kişi gördüm. Adamlar ne kadar rahat dedim işte nargileler yani şöyle böyle. Ve şimdi dedi ki ya dedi Allah bizim millete acısın dedi. Bizim millete bir baksana dedi. Harbi harbi size de bir sorayım. Borcu olmayan dedi. Krediye bulaşmayan, borç ödemeyen kimse yok dedi. Herkes de bir kancı var şey var. Adamlar işte başkaları da işte borç yoksa, harç yoksa sizden bizden rahattır diyor. Doğru söylüyorsun dedim yani. Allah bizim milletimize yardımcı olsun. Gerçekten herkese yardımcı olsun tabi ama önce tabii ki de önce can sonra canan hesabı. Allah önce bizim milletimize yardımcı olsun. Sonra her millete yardımcı olsun. Kimin sıkıntısı varsa gidersin. Dediği ki mesela hepimizin bir sıkıntısı var. Hepimizin derdi var. Çoğunuzun yok mu borcu harca? Çoğunuz kirayı devasa paralarla ödemiyor musunuz? Cebinize girmeden paralar kesilmiyor mu? Siz onları düşünün abi. Ne bu kadar kafayı yoruyorsunuz ya. Gelecek başarılı olacak olmayacak. La izleyelim birlikte. İzleyelim birlikte. Kurşun bir kere çıktı mı silahtan sıkıldı mı sıkıldı bitti. Gidiyor artık. Aa kurşun keşke. keşke. Benim dünyada en nefret ettiğim kelimelerden bir tanesi keşkedir. Keşke şöyle olsaydı. Keşke böyle. Keşke acizlik kelimesidir ya. Acizlik zavallılık kelimesidir. Olmuş bitmiş. Bitti. Bize düşen hep destek tam destek. Jesus'a güven. Çocuklar 450 dakika izle. Jesus'un takımını resmi maçlarda 900 dakika izle. 90'ı gitti kaldı 810 dakika izle. Ondan sonra hep birlikte yoruma varalım. Bu sene o sene kesin şampiyonuz diyenler ile kesin şampiyon olamayız diyenlerin hepsi bana cahil görünüyor. Cahil cubar abi kesin görünüyor. Boş beleş insanlar topluluğu gibi geliyor. İçine kesin eleyemeyeceğiz. Kesin yenileceğiz. Kesin bu hafta Gözümde dünyanın en cahil insanları. Gözümde dünyanın en cahil insan topluluğu. Ya bir de şeyler çıktı. Kahin demiş ki bu sene Fener ipi göğüs Bu sene Galatasaray ipi göğüs Bu sene ikisi bir birlikte ipi göğüs. Ya bu ne saçma ya. Müslümanız diyorsunuz. Allah'a inanıyoruz diyorsunuz. Kahin dedi ki. Bir espride bir video var işte. İşte kızlarla gideceğiz, şöyle yapacağız, içeceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Domuz eti yapmışlar diyor. Domuz eti haram kanka diyor. Lan köprülerin hepsi <laughs> şey gibi. Bizim maalesef sıkıntımız burada. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. 12 numaranın dediğine katılıyorum. Yangın yerine çevirecek bir durum yok. Fenerbahçe çok iyi gidiyor. Bak ben samimiyetimi söylüyorum. Öyle polyanacı falan bir adam değilim. Samimi söylüyorum bak yıllardır en iyi en iyi Fenerbahçe'den bir tanesini görüyoruz. Yani en iyi Fenerbahçe'yi görüyorum. Ama eklemesi gereken çok husus var. Katılıyorum. Evet transfer gerekli. Katılıyorum. Yedek kaleci, sol bek olmazsa olmaz mesela benim gözümde diyorum. E stoper birden fazla stoper gelecek. Belki hala merkez orta sahaya isim aranıyor. Bir tane de forvet çekilse bak 4-5 tane transferden bahsediyoruz. Açık yüreklikle dile getiriyorum ama gelen her futbolcuda kusur bulacaksanız bizim işimiz yaş. Play ya yerin dibine sokmuş benim arkadaşlarım. Lan playa gibi forvet bulmuşsun. Şükür namazına durman lazım. Değil mi? Öyle for, forvet mi olur? Pedro gelmiş. Biz bunu nereden bulduk? Niye diyor yüksek takımlara gitmemiş? Niye İtalya'da A takım yapmamış? Niye yüksek takım yapmamış? Ya bu cehaletinizi anlamıyorum. Anlam veremiyorum. Vallahi diyorum. Yani her şeyde bir kulp bulmaya çalışmayın. Bekleyin, izleyin. Hep bekliyorum. Neyse video çok uzun oldu. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere dostlar.